Anladım. Peki o virüs bulaştığı zaman ne gibi bir tehlike oluşabiliyor? Şimdi şöyle, virüsün aslında toplumdaki pozitifliği hem kadın hem erkekteki pozitifliği %70-80'lerde. Yani virüsün size bulaşmış olması kesinlikle kanser olacağınız anlamına gelmiyor. Toplumun çok büyük bir kısmında zaten HPV virüsü mevcut. Bu nedenle bu taramayı yapıyoruz ki virüs bir değişikliğe neden olursa erkenden fark edebilelim diye. Peki hocam bu virüsü engellemek amacıyla bir aşıdır, bir ilaçtır, bir önlemdir gibi bir durum var mıdır? Aynen var. Şimdi şöyle dediğim gibi toplumda yaygınlığı çok yüksek. %70-80'lerde HPV'nin ve son yıllarda buna karşı bir aşı geliştirildi. En riskli tiplerine karşı HPV virüsünün bazı tipleri var ve bunun en kanserojen olan tiplerine karşı aşı geliştirildi. Bu aşıyı olduğunuzda biz biliyoruz ki vücudun savunma sistemini canlandırdığımız için virüsün diğer tiplerine karşı da koruyucu Yani oluyor. bağışıklık kazanıyor gibi mi oluyor? Evet, aynen bağışıklık kazanıyoruz. Yani virüsü alsanız bile vücut onu yenerek vücuda yerleşmesini önlüyor. Bu sayede rahim ağzı kanserine karşı korunmuş oluyoruz. Korunmuş oluyor. Aşı yapılırken ilk amacımız aslında ilk cinsel birliktelikten önce hatta çocuk yaşta aşının yapılması. Bu nedenle kız ve erkeklerin yani kadın ve erkeklerin her iki cinsiyetin de 15 yaşından önce 13-15 yaşında aslında aşılanması Yani bu öneriliyor. da sadece bayanın, kadının değil, erkeğin de o aşıyı Aynen. vücudunda bağışıklığı kazanması gerekiyor. Aynen. Çünkü HPV virüsü bulgu vermese de erkekte de bulunabilen bir virüs. Erkekte de çok nadir olsa da kansere sebep olabiliyor. Ve erkekler de taşıyıcı konumunda olduğu için erkekleri de korumamız gerekiyor ki toplumun bütününü koruyabilelim. Şimdi bazı izleyenlerimiz diyecek ki biz 15 yaşımızı geçtik, biz hani evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk, ne yapacak? Ne yapacağız? Biz gene de aşı olunmasını öneriyoruz. Daha önce HPV virüsüyle karşılaşmış olsanız bile, virüs sizde olsa bile aşı olmanızı öneriyoruz ki bağışıklık sistemini aktive edelim ve virüsün yenilmesini kolaylaştıralım. Aşı ile ilgili amacımız bu aslında. Çocuk yaşta hani dedim ya 15 yaş sınırımız var diye. 15 yaşından önce 2 doz halinde, 15 yaşından önce 3 doz halinde öneriliyor aşı. Ancak tabii ki bir de maddi boyutu var Tam hani onu bu diyecektim. aşının. Hastaneniz bünyesinde ya da devlet hastanesinde ücretli midir ya da sosyal güvenlikleri bunu karşılıyor mudur? Şu an maalesef karşılamıyor. Aşı takvimine de alınmadığı için hastalarımızın eczanelerden temin etmesi gerekiyor. Aşının uygulamasını biz yapıyoruz. Ama böyle olunca tabii işin bir de maddi yönü işin içine giriyor. Bu durumda da şöyle diyoruz. Hani 3 doz aşının evet bir miktar maddi külfeti olabilir. O durumda da hiç değilse tek doz aşının bile biz faydalı olduğunu bildiğimiz için hani 3 dozu birden yaptıramayacak hastalar biz hiç yaptırmayalım diye düşünmesinler. En azından tek doz aşı olsunlar. Onun bile faydası olduğunu biliyoruz çünkü. Yani o bir aşı bile etkili vücut Aynen, için. aynen. Yani önlenebilir bir kansere karşı aslında çok küçük bir çaba harcayarak hani kansere önleyebilmek varken bunu kaçırmak hastalarımıza haksızlık olur Şimdi gibi. bizi her kesimden izliyorlar burada. Sizleri de Evet. bulmuşken soralım. Bu aşının ücretleri ne kadar Mevlana'da mesela hocam? Şimdi tabii ki Ortalama. tam net şeyi veremem. Şu anda da Aralık ayındayız. Yılbaşında Evet. muhtemelen değişecek. Ancak tek doz aşı 1000 lira civarındaydı. En son geçen ayki fiyatlarla. Biraz aşağı yukarı oynar. O yüzden diyorum hani 3 doz aşı birden evet zor bir şey sonuçta.
hani ücretli işler çok kolay değil. Evet. Aynen, hayat şartları herkes, hepimiz için zor. Bu nedenle hani üçünün birden çok ağır geleceği, hiç olmayalım diye düşünmesin hastalarımız. En azından tek doz aşının bile biz faydası olduğunu biliyoruz çünkü. Peki 3 doz dediniz ama bu 3 dozu hangi aralıklarla uygulaması gerekiyor? Şimdi şöyle, 3 dozda yani 15 yaşından büyük hastalarımızda, kadın ve erkeklerde bugün size aşıyı yaptık. Bugünden 2 ay sonra ikinci dozu ve bugünden 6 ay sonra da 3. dozun uygulamasını yapıyoruz. Yani bu aşının 3 dozundan sonra tekrar bir aşıya ihtiyaç duyuyor musunuz peki tekrar? Yok, şu an bilinen bir ihtiyacımız yok. 3 dozun yeterli olduğunu bilebiliyoruz. Yaşama boyunca o 3 dozun aynen cinsel yolla bulaşılmasını engelliyor yani bu aşı. Evet, o kadar aynen etkili bir aşı. Aynen. Aslında her izleyicimize buradan da duyuralım. Kesinlikle eğer maddi durumu el veren vatandaşlarımız varsa bunu alıp aşısını uzman doktorlar tarafından, evet, yapılmasını kesinlikle hem doktorlarımız öneriyor hem de sizin kendi sağlığınız için yapmanız gerekiyor sevgili, evet, izleyenler. Kesinlikle. Buradan bunun bilgisini kesinlikle verelim. Evet. Hani dozu ilk bir doza başlayıp eline imkan geçtikçe 6 ay sonra ya da 1 sene sonra yapsa da o ikinci aynen doz ya da üçüncü doz herhalde bir yine de bağışıklığını güçlendiriyor. Olur. Çünkü yaşam boyunca önlem almış oluyorsunuz aslında. Evet. Yani hani bu tarz şeylerde aslında maddiyat konuşmak çok hoş değil ama evet, günümüzün gerçekleri şartları, ve evet, hani Allah korusun bir kansere gidiş gibi durumunda o maliyetten çok çok daha fazlası önüne çıkıyor hastalarımızın. Hani maliyeti düşündüğünüzde aslında çok bir maliyeti de olmuyor bu şekilde bakıldığında. Kesinlikle. Sadece şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde virüsün 4 tipine karşı koruyan aşımız var. Dünyada da 9'lu aşı var. Yani 9 tipine karşı koruyan ama o daha Türkiye'ye gelmedi. Belki gelecek zamanlarda Türkiye'ye gelmesi gibi bir durumu olduğunda hani 3 doz aşı olmuş hastalarımızda tek doz rapel dediğimiz hani onu hatırlatma dozu gibi uyarıcı yapılması belki düşünülebilir. Bu konuda çalışmalar var sadece. Hani, ama kanıtlanmış bilimsel bir şey de daha aynen yok. Hani bunu neden söyledim? 3 doz olur hastalarımız sonra aşı gelir hani bize farklı söylenmişti gibi düşünülmesin diye bu bilgiyi vermek istedim, evet, sadece. Teşekkür ediyoruz hocam.